Hayat hikayesinde azim, istek, çalışkanlık ve inanmak, hatta memleketin en kuytusundan, en zorundan ulaşabileceği en uzak hedefleri görebilmek vardı. Köyünden başladığı yaşam öyküsünde hizmet sevdasıyla yanıp tutuşan, değerlerinden vazgeçmeyen ve ülkesine kol kanat geren bir cumhuriyet kadını oldu Profesör Ayşe Baysal. 1930 yılında Ermeni'ye bağlı Uğurlu köyünde dünyaya geldi. Zor şartlarda yoksulluk içinde büyüdü. İlkokul öğretmeni Osman Koçak derslerindeki başarısını fark etti. Ayşe'yi köy enstitüsüne göndermeleri için ailesine baskı yaptı. Aile kabul etti. Ayşe'yi eniştesi götürecekti. Ama ulaşım imkanları kısıtlıydı. Bu yüzden tek çare Karaman'a kadar yürümekti. Annesi yanına birkaç gün yetecek yufka, çökelek ve pekmez helvası koydu. 4 Temmuz 1945'te azıkları sırtlarında yürüyerek yola çıktılar eniştesiyle. 2 geceyi dağda geçirdiler, 3. gün Karaman'a ulaştılar. Ayşe o çileli yolculuğun ardından İvrizköy Enstitüsü'ne kayıt oldu. 5 yıl okuduğu enstitüyü birincilikle bitirdi. Ardından eğitimine Ankara'da devam etti. Öğretmen okulunu kazandı. Oradan da birincilikle mezun oldu. Başarısı ses getirdi. Dönemin Ankara valisi Kemal Aygün danışmanlık teklif etti. Ancak aklı hikayesinin başladığı köyü ve kendisi gibi eğitim imkanı bulamayan köy çocuklarındaydı. Teklifi reddetti. Köylere gidip çocukları yetiştirmem gerek dedi. Mesleğini seviyor ama çocuklar için daha fazla şeyler yapmak istiyordu. Burs kazanarak Amerika'ya gitti. Wisconsin Üniversitesi'nde besin ve beslenme üzerine doktora yaptı. Parlak zekasıyla dikkatleri çekti. Üniversitede hoca olması istendi ancak asıl idealinden vazgeçmemişti. Kendi deyimiyle bu olanağı kendisine sağlayanlara bir borcu vardı. Ülkemdeki çocuklara bakmam gerek diyerek Ankara'ya döndü. İlk görev yeri Hacettepe Üniversitesi oldu. Beslenme bölümünde ders vermeye başladı. 1970'te doçent, 1976'da profesör oldu. Atatürkçülük her zaman baş ilkesi oldu. Üniversitede beslenme ve diyetetik yüksekokulunu kurdu. Açtığı laboratuvardaysa köylerde görülen ishal salgınına çare aradı. Gecesini gündüzüne kattı, ilaçlar hazırladı. Geliştirdiği ilacı Türkiye'nin bütün köylerine ulaştırdı, karşılığında para istemedi. Köyünden okumak için İvriz'e yürüyerek giden o küçük kız, kurduğu vakıf bünyesinde çocukları okuttu. Kız çocuklarının eğitim görmesi en büyük hedefiydi. Yaşamı boyunca köy enstitülerinin önemini anlatmaya çalıştı. Ayşe Baysal, Türkiye'de beslenme biliminin gelişmesine büyük katkı sağladı. Bu konuda uzmanlar yetiştirdi. Geleceğin diyetisyenlerinin baş öğretmeni oldu. Halkın dengeli beslenmede bilinçlenmesi için çabaladı. 1980'lerde mercimeğin kullanılması için televizyonda yemek tarifleri anlattı. Bu yüzden mercimek teyze olarak ünlendi. Profesör Ayşe Baysal'ın sayısız hizmetlerle geçen ömrü 2016 yılında 86 yaşında son buldu. Vefatından kısa süre önce yazdığı kitabında, küçük bir kızken bir gece sırtında azıklarla ayrıldığı ve hiçbir zaman unutamadığı o yoksul köyünü ve bütün köylerde büyüyen kız çocuklarını anlattı. Kızların okutulması için geleceğe mirastı son sözleri. Köyden birçok yakınımızın okuması için büyük çaba gösterdim. Katkım çoğunlukla kızlara oldu. Onlara burs vermek şart. Destek olmak şart. Onların da Atatürkçü olmaları şart.